Merhaba arkadaşlar. Bugün stres yönetimi, streste başa çıkma yolları, kaygı ve kaygı ile stres arasındaki temel farklar konusu üzerine konuşacağız. Evet, Mehmet arkadaşımız ödev konusu diyor. Evet, bu kısmın belli bir bölümü ödev konusu olarak vermiştim. Ama konuya giriş yapmadan önce vize sınavı için geçtiğimiz hafta 20 tane soru hazırladım. Ve sorular bugün anlatacağım yer dahil, yani bugün konuşacağımız yer dahil sorumlusunuz. Ayrıca Ahmet Yesevi'nin kendi içeriğindeki bu konularla ilgili bölümler de dahil olmak üzere. Evet arkadaşlar, öncelikle stres yönetimi, stresin günlük yaşamdaki etkisi ile konuşacağız. Evet, stres bütün hastalıkları tetikliyor. Hatta bilirsiniz Pasteur ile bir psikiyatrist doktor tartışıyorlar. Pasteur hatırlarsanız bütün hastalıkların nedeni mikroplardır gibi bir iddiada bulunuyor. Arkadaşı olan psikiyatrist ise hayır diyor, hastalıkların nedeni mikroplar değil, strestir. Doğru mu söylüyor? Evet, kesinlikle doğru söylüyor. Her bünyede tüm hastalıklara yatkınlık vardır. Ama hastalık ne zaman ortaya çıkar? Bağışıklık sistemi zayıf düştüğü zaman. Evet, stres bütün hastalıkları tetikliyor ya da hastalıkların nedenidir diyerek başlarsak, yine Türkçe bir atasözü, öfke baldan tatlıdır. Bu atasözünün mü, sözüne mi inanmalı, yoksa keskin sirke küpüne zarar verir atasözüne mi? Günümüz koşulları ikincisinin doğru olduğuna işaret ediyor. Yani keskin sirke küpüne zarar. Belki stres, belki öfke, tabii her insan için doğal bir duygu. Ama tabii bunun kontrol edilmesi gerekir. Tabii kontrol edilemediği zaman birey için yıkıcı sonuçları söz konusu. Araştırma sonuçları, çalışanların, iş görenlerin %56'sının iş yerinde stresle baş edemediğini, başa çıkamadığını, her 5 kişiden birinin stresin dışa vurumu olarak sigaraya başladığını, stres yüzünden sağlıklarının bozulduğunu ve evliliklerinin iyi gitmediğini düşündüklerine ilişkin bulgular içermektedir. Araştırma sonuçlarının bize ifade ettiği bulgular bunlardan ibaret. Şimdi kavram olarak stres ne anlama geliyor? Onu konuşalım. Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması sonucunda ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması sonucunda ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Yani bir tür aslında psikolojik tepkisellik olarak ifade edilebilir. Tabii Muhammed Albayrak arkadaşımız iş yerinde sınırları zorluyorlar derken aslında tabii bir tür mobbingden iş yerinde duygusal tacizden söz ediyor. Kişinin istek ve gereksinimlerinin engellenmesinden dolayı bir kayıp ya da tehdit durumu söz konusu olduğunda ortaya çıkan bir durum stres. Çatışma etkili bir biçimde yönetilemediğinde ortaya çıkan sonuç ise öfke ve strestir. Yani çatışmanın etkili bir şekilde yönetilmesi durumunda bu sonuçlar ortaya çıkmaz. İnsanlar tehdit ve zorlanmalar karşısında kendilerini korumaya yönelik bir tepki zincirini harekete geçirme özelliğine sahiptirler. Bu genellikle savaş veya kaç olarak isimlendirilen bir durumun ortaya çıkmasıyla sonuçlanır. Stres sadece yıkıcı iş ortamlarının değil, aynı zamanda çağdaş yaşamın bir dayatması olarak da düşünülür. Ki çağımızın iki temel sorunu nedir diye sorulduğunda cevap genellikle stres ve yalnızlık olarak
karşımıza çıkmaktadır. Stres insanın ruhsal ve bedensel olarak sınırlarının zorlanmasıdır. Stres, bireyler üzerinde etki yapan ve onların davranışlarını, iş yerini ve diğer insanlarla ilişkilerini etkileyen ama nasıl? Olumsuz etkileyen karmaşık bir süreçtir. Bireyin duygularında, bilişsel süreçlerinde veya fizik koşullarında oluşan ve bireyin çevresiyle baş edebilme gücünü tehdit eden bir gerilim durumu olarak ifade edilebilir. Peki arkadaşlar, stres durumlarında insanlar aynı tepkiyi gösterirler. Yani her stres yaşayan insan benzer tepkiler gösterir. Stres tepkisi ortamda ne olduğuna bağlı olarak değil, burası önemli, durum, kişinin olaya verdiği tepkiye, yani duruma verilen tepkiler bağlı olarak değişir. Evet, ortamda durum önemli, ortamda ne olduğu önemli ama bu farklı insanları aynı şekilde etkilemez. Aynı olay farklı kişilerde, hatta bazen aynı insanda farklı zamanlarda değişik tepkilere neden olabilir. Ki biz bunu algıda öznellik olarak ifade ediyoruz. Yani bir tür algılama ve yorumlama farkı da denilebilir. Burada en önemli değişken bireye özgü farklılıklar gösteren psikolojik süreçlerdir ya da mekanizmalardır. Bir olayı algılayışımız ve onunla başa çıkabilecek becerilerimizi değerlendirişimiz, o olayı strese neden olan ya da olmayan durum olarak algılamamıza ve tanımlamamıza neden olur. Tabi bu da neyi etkiler? Duygusal süreçlerimizi, psikolojik durumumuzu etkiler. Peki arkadaşlar, insanda strese neden olan temel düşünce biçimleri nelerdir şeklinde bir soru sorarsak cevabımız şu alt başlıklar şeklinde sıralanabilir. Birincisi, bireyin ya hep ya da hiç şeklinde düşünmesi. Yani her şeyi tümüyle siyah ya da beyaz olarak görmek. Örneğin insan bir işi en mükemmel bir biçimde yapamayacaksa hiç yapmasın daha iyidir düşüncesi. Burada tabi ne söz konusu? Mükemmeliyetçilik söz konusu. Bu da bizde ne yapar? Başarılı olamadığımızda hayal kırıklığına neden olur. Onun için ister evlilik, ister akademik başarı, ister iş çalışma yaşamında bir işin sonlandırılması kesinlikle mükemmeliyetçi bir yaklaşımla hareket etmemek gerekir. İkinci düşünme biçimi, insanda strese neden olan aşırı genellemeler yapmak. Ki biraz sonra konuşacağız. Burada bir tür bilişsel çarpıtma durumu söz konusu. Bu durum bir tür bilişsel çarpıtma olarak ifade edilebilir. Tek bir olaydan hareketle bütüne yönelik düşünceler geliştirmek. Örneğin, çok samimi olduğu bir arkadaşıyla sorun yaşayan bir gencin, en iyi arkadaşım bile beni anlamadı. Zaten hiç kimse beni anlamıyor biçiminde düşünmesi. Yani bu aslında daha çok ergenlerde görülen bir durum. Biz onu ergen ben merkezciliği olarak ifade ediyoruz. Ama görüldüğü gibi yetişkinlerde de böyle bir sıkıntı söz konusu ise bu yetişkinde strese neden olan bir etkiye sahip. Evet, insanda strese neden olan üçüncü durum zihinsel süzgeç olarak ifade edilebilir. Sadece olumsuz ayrıntıların alınıp onlara yoğunlaşılması durumunu biz zihinsel süzgeç olarak ifade ediyoruz. Örnek durum, bu hafta sonu eğitim var. Ailemin yanına gidemeyeceğim. Zaten çalışamıyorum. Bütün aksilikler beni buluyor gibi. Dördüncü olarak insanda strese neden olan dördüncü neden temel düşünme biçimi olumluyu geçersiz kılmak. Bir olayın olumlu taraflarını göz ardı ederek
olumsuz taraflarını özellikle görmek. Yani bardağın dolu tarafını değil, bir tür boş tarafını görmek olarak da ifade edilebilir. Evet, özgüven eksikliği, öz saygı eksikliği, Serkan Hocam olumsuz benlik algısı birçok şey söylenebilir. Örneğin bu projeyi arkadaşımla çalışarak aldım. Kendi kendime asla başaramazdı. Yani aslında başarıyı ne yapıyor? Bir başkasına mal ediyor. Mal etme durumu söz konusu. Yani aslında burada bağlanma durumu, saplantılı bağlanma, ben kötü, sen iyi olarak ifade edilebilir. Psikolojide böyle bir kuram var. Evet arkadaşlar, insanda strese neden olan temel düşünme biçimlerinden bir diğeri, hemen bir sonuca varmak. Küçük bir olaydan büyük sonuçlar çıkarmak. Örneğin, daha ilk sınıfta başarısız oldum, bu gidişle bu eğitimi tamamlamam olanaksız. Gene bir bilissel çarpıtma. Tabii ne yapıyor? Tek bir yaşantıdan yola çıkarak genel bir takım hükümlere varma durumu söz konusu. Halbuki insan sürekli başarılı olacak diye bir kurum yok. Başarısız da olabilir ama ne yapması gerekir? Başarısızlık durumunda başarılı olabilmek için çaba göstermesi, yeni denemelere girişmesi gerekir. Evet, insanda strese neden olan düşünme biçimlerinden sonuncusu etiketleme ya da yanlış, hatalı etiketleme yapmak. Kendimizin ya da başkalarının hatalarını anlamaya çalışmak yerine bunları belli bir kalıba oturtmak. Bir tür ön yargı. Halbuki hata sonrası insanın hatadan ders alması gerekir ya da önerilir. Örnek durumlar, çiftçiler yeniliklere açık değildir. Ya da ben bir hiçim gibi. Bu da aslında bir tür saplantılı yine bağlanma durumu söz konusu. Görüldüğü gibi yetişkinlerde saplantılı bağlanma biçimi, yani mantık şu: ben kötü, sen iyi. İnsanda stres, kaygıya neden olan bir durum. Evet arkadaşlar, diğer bir alt başlığımız stresle ilgili. İnsanda strese neden olan dışsal ve içsel uyaranlar. İnsanda strese neden olan içsel uyaranlar, daha çok bunlar bireysel, fizyolojik ve psikolojik olabilir. Bireyin olayları algılayış ve yorumlayış biçimi, yaşamı değerlendirme tarzı, fiziksel ve ruhsal huzursuzluklar ve benzeri ve benzerleri olarak sıralanabilir. Yani psikolojik temelli, intrapsişik, yani içsel çatışmalar, yani bireyin içsel çatışmalarından kaynaklanan tüm durumlar, ki bunlar söyledik bireyle ilgili olanlar. Bir de insanda strese neden olan dışsal uyaranlar söz konusu, ki bunlar okul değişikliği, iş değişikliği, yeni bir şehre uyum ya da sevilen bir insanın ya da canlının kaybı şeklinde sıralanabilir, ki bunların tümü çevreyle ilgili olan uyaranlar. Yani çevreyle ilgili ise bizde strese neden olan faktörler dışsal, eğer doğrudan bizimle ilgili ise fizyolojik hormonal ya da psikolojik duygusal ise, o zaman da içsel uyaranlar olarak ifade ediyoruz. Evet arkadaşlar, stres durup dururken ya da kendiliğinden oluşan bir durum değildir. Stresin var olabilmesi, yani ortaya çıkabilmesi, çevresel faktörler, değişkenler ile doğrudan ilgilidir. Bireyler kendilerini kuşatan çevreden değişik biçimli oranlarda etkilenirler ve tabii ki aynı zamanda da içinde yaşadıkları çevreyi önemli ölçüde etkilerler. Ki biz buna psikolojide ekolojik sistemler, biz psikolojide bu durumu ekolojik sistemler kuramı olarak ifade ediyoruz. Yani bireyi mikro sistem olarak kabul edersek en geniş yapı kültür, makro sistem olarak ifade edeceğiz ve aradaki tüm alt sistemler karşılıklı olarak birbirlerini etkiler. Evet, kavram olarak ekosistem arkadaşlar ne anlama geliyor? Hemen ona bakalım. Ekosistem, doğada hiçbir varlık tek başına değildir. Her canlının etkilemekte ve etkilenmekte olduğu bir çevresi vardır. Doğa bilimleri belirli bir alanda bulunan
canlılar ve bunları saran çevrenin karşılıklı ilişkileriyle meydana gelen ve sürekli gösteren ekosistem olarak adlandırılır. Evet arkadaşlar, doğa bilimleri belirli bir alanda bulunan canlılar ve bunları saran çevrenin karşılıklı ilişkileri yani etkileşimleriyle meydana gelen ve sürekli gösteren bütünü ekosistem olarak adlandırılır. Bununla ilgili bir tane örnek sorumuz var. İlk defa böyle bir örnek veriyoruz. Soru tipleri de genellikle buna benzer soru tipleri. Mesela ekosistem kuramları dedik, ne anlama geliyor? Hemen bakıyoruz. Mesela bu öncüllü bir soru. Bir, yalnızca bilişsel gelişim ve davranışa odaklanan kuramları eleştiren, yani gelişim sadece bir alanı. İki, okul, aile, medya ve benzeri yapıların çocuk üzerindeki etkisine vurgu yapar. Üç, birçok unsurun bütüncül olarak dikkate alınması gerektiğini vurgulayan kuram aşağıdakilerden hangisidir? İşte psikanalitik kuram, olgunlaşma kuramı, bilişsel gelişim kuramı, ekolojik sistemler kuramı, davranış kuram. Tabii ki cevabımız ekolojik sistemler kuramı. Tekrar edecek olursak, yalnızca bilişsel gelişim ve davranışa odaklanan kuramları eleştiren. Yani gelişim sadece bilişsel gelişim alanından ibaret değil. İnsan sadece davranış kuramcıların ifade ettikleri gibi davranıştan ibaret değil. Okul, aile, medya ve benzeri yapıların çocuk üzerindeki etkisine vurgu yapan. Yani tüm alt sistemlerin çocuğa etkisi ve kendi aralarındaki etkileşimin çocuğa etkisi üzerine vurgu yapan ve birçok unsurun bütüncül olarak dikkate alınması gerektiğini vurgulayan kuram aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdakilerden hangisidir? Evet, cevabımız ekolojik sistemler kuramı. Evet arkadaşlar, insanda strese neden olan dışsal ve içsel uyaranlar alt başlığı ile devam ediyoruz. Çağımızda çevresel ve toplumsal uyarıcıların yoğunlaşması ve şiddetinin günden güne artması, stres denilen olgunun ortaya çıkmasına ortam hazırlamaktadır. Ancak stresin oluşumunda çevresel faktörler kadar ki dışsal, bireyin kendini algılama ve düşünme biçimlerinde ki içsel büyük bir etkisi vardır. Hatta ikincisinin içsel faktörlerin birincisinden dışsal faktörlerden daha etkili olduğu söylenebilir. Çünkü çevre kadar, olay kadar, bizde strese neden olan faktörler kadar bizim iç dünyamızda o durumu, o çevreyi algılama biçimimiz çok daha önemli. Evet arkadaşlar, diğer bir konu başlığımız yararlı ve zararlı stres. Evet, stres demek her zaman ne değil? Zararlı değil. Belli ölçüler dahilinde yararlı da olabilir. Stres hayatımızın bir gerçeğidir. Bunu öncelikle kabul etmemiz gerekir. Yararlı ve zararlı olmak üzere ikiye ayrılır. Herkes için değişken ama belirli dozda stres işleyiş, herkes için değişken ama belirli dozda stres işleyiş yani motivasyon için gereklidir. Bazı araştırma bulguları hafif düzeyde bir stresin çoğu insanda verimliliği artırıcı bir etkiye ve aşırı stresin ise verimliliği düşürücü bir etkiye neden olduğunu göstermektedir. Yani belli ölçüde stres aslında bizi ne yapıyor? Motive ediyor. Yani motivasyonumuzu artırıyor. Ya da şöyle diyebiliriz. Benim kendi alanım olarak konuşacak olursak öğrenme psikolojisi. İşte bir yere kadar kaygı ya da genel uyarılmışlık düzeyi ile ne arasında? Kaygı, genel uyarılmışlık düzeyi ile bireyin öğrenme hızı arasında pozitif korelasyon vardır. Yani ikisi birlikte artar. Ama ne zaman aşırı stres, aşırı kaygı durumunda öğrenme hızı ne yapar? Düşer. Yani arkadaşlar iki değişkenden birisi artarken diğeri azalır. Nasıl bir korelasyon durumu? Pozitif korelasyon durumu söz konusu. Evet, Muhammed arkadaşımız ne demiş? Başarısız olma stresi başarıyı getirir. Evet, onu biz şey olarak öğrenme psikolojisinde Muhammed Hocam olumsuz pekiştirme olarak ifade ediyoruz. Yani olumsuz pekiştirme olarak ifade ediyoruz ama sonuç olumlu. Doğru söylüyorsun. Birey başarısız olmamak için ne yapar? Ders çalışır. Neyi? Olumsuz sonucu ortadan kaldırmak için ya da anneden, babadan, öğretmenden azar
pişmemek için doğru söylüyorsun. Başarı sorması size silah yapar, başarıyı getir ama belli ölçüde olması gerekir. Yol olduğunda sıkıntı büyür. Evet arkadaşlar, sesin oluşum süreci ve belirtileri diye bir konu başlığımız. Stresin oluşum süreci ve belirtileri. Her insan kendisinde strese neden olan olaylardan sonra diğerlerinden farklı belirtiler ya da tepkiler gösterebilir. Bu belirtiler bireyin günlük yaşamını ve işlevlerini yerine getirmesini engelleyebilir. Bu belirtilerden birincisi duygusal belirtiler ve tabii ki bu belirtilerin bireye etkileri. Duygusal belirtiler huzursuzluk, sıkıntı ve gerginlikteki artış, gereğinden fazla kaygılı olmak, neşeyi kaybetme, durgunlaşma ve çökkün olma hali, sinirlilik ya da çabuk sinirlenme, saldırganlık ve kayıtsızlık, aşırı duygusal olma ve benzeri süreçler olarak karşımıza çıkar. Duygusal belirtiler ve bunların etkileri bu şekilde ifade edilebilir. Peki stresin bedensel, fizyolojik tepkiler olarak göstergesi ve belirtileri neler? Strese bağlı fizyolojik etkilenmeler kan basıncının düşmesine ya da artmasına, solunum güçlüklerine, kalpte ritim bozukluklarına, terlemeye, sindirim sisteminde problemlere ve kas kasılmalarına neden olur. Duyu organları çevresel uyaranlara karşı en üst düzeyde duyarlıdır. Stres anında duyu organları çevresel uyaranlara karşı en üst düzeyde duyarlıdır. Yani dış ortamda, dış dünyadan daha çok haberdar olunması sağlanır. Bir tür antenlerin açık olması olarak ifade edilebilir. Kan dağılıyorlar artar, beyne ve kaslara daha fazla oksijen taşınır. Stres nedeniyle dengenin bozulması, canlılığı korumaya yönelik alarm tepkisinin yaşanmasına neden olur. Bozulan dengenin yeniden korunması için yeni duruma uyum sağlanması gerekir. Yani bir tür aslında biyolojik olarak homeostatik dengenin bozulması durumu söz konusu. Evet, alerji falan da onları biz Sait Hocam psikosomatik rahatsızlıklar olarak ifade ediyoruz. Yani çözülemeyen psikolojik sıkıntıların bedensel fizyolojik bir şekilde bedensel fizyolojik bir takım tepkiler şeklinde ortaya çıkması olarak ifade ediyoruz. Dikkat dağınıklığı, dikkatsizlik eklenebilir. O şeyle ilgili daha çok Serkan Hocam. Şimdi konuşacağız zihinsel belirtilerle ilgili. Peki zihinsel belirtiler neler? Bakıyoruz. Öncelikle zihinsel işlevlerde yavaşlama olur. Bu durumu bir tür motivasyon kaybı olarak ifade edebiliriz. En başta okulda başarının ya da iş yerinde verimliliğin düşmesi, iş kazalarında artış olur. Bu durumun temel nedenleri olarak da unutkanlık, yani motive olmakta sıkıntı, konsantrasyonda azalma, kararsızlık, organize olamama, zihin karışıklığı, ilgi azalması, matematiksel hataların artması, zihinsel durgunluk ve benzerleri şeklinde ifade edebiliriz. Stresin zihinsel neden olduğu zihinsel belirtiler olarak. Peki arkadaşlar, en son aşama stresin oluşum süreci ve belirtileri bağlamında davranışsal belirtiler. Yani somut göstergeler neler? Önceleri kolaylıkla verebildiği kararları almakta güçlük yaşama. Biri daha önce kolaylıkla karar verirken artık karar vermekte zorlanıyor. Konuşurken kekeleme ya da diğer konuşma güçlüklerinden bazılarını yaşıyor olma. Yüksek sesle gülme ve sinirli bir ses tonuyla konuşma. Nedensiz yere ağlama ya da ağlamalar. Sonuçlarını düşünmeden hareket etme. Dişleri gıcırdatma. Sigara, ilaç ya da alkol kullanımını artırma. Kaza yapma eğiliminde olma ve benzerleri şeklinde ifade edebiliriz. Stresin oluşum sürecindeki davranışsal belirtileri de. Evet arkadaşlar, stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla durumu değiştirme ya da duruma verilen tepkileri değiştirmeye stres yönetimi der. Evet, şimdiye kadar stresle ilgili konuştuk. Şimdi
stres yönetimi. Yani her insanın belli ölçüde sahip olması gereken bir beceri. Kavram olarak tekrar edecek olursak, stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla durumu değiştirme ya da duruma verilen tepkileri değiştirmeye stres yönetimi denir. Yani bir durumu bir de duruma verilen tepkileri. Bu yöntemler çevresel, zihinsel ya da fiziksel olabilir. Stres yönetiminde maalesef birçok insan saldırgan tepkiler, savunma mekanizmalarının yoğun kullanımı çözüm değil, zihinsel yöntemler arasında yer alan bilişsel çarpıtmalar ve ile fiziksel yöntemlerden ilaç, uyuşturucu madde, alkol kullanımı ya da sigara bağımlılığı ve benzerleri gibi etkisiz yöntemler kullanır. Ve tabii bunlar bizim stres problemimizi çözmek bir yana, daha sonraki süreçte psikolojik sağlığımızın, ruh sağlığımızın, hatta beden sağlığımızın da bozulmasına neden olabilir. Evet, stres yönetimi ve savunma mekanizmaları diğer bir alt başlığımız. Stres yönetimi ve savunma mekanizmaları. Bu hatırlarsanız Freud psikanalitik kuram, geleneksel psikanalitik kuram, ego savunma mekanizmaları olarak geçer. Psikanalitik kuramda alt kuramlardan bir tanesi yapısal kişilik kuramı. Kişilik yapısını 3 alt sistemde ele alır. İd, ego, süperego. İd ve süperego sürekli çatışma halindedir. Bu da ne yapar? Ego kişilik sisteminde kaygıya neden olur. Ve birey bu kaygı anksiyeteden kurtulmak için ego savunma mekanizmalarına başvurur. Onun için bu bölümde stres yönetimi ve savunma mekanizmaları alt başlığını ele alıyoruz. Stresle baş edebilmek için insanların sıklıkla kullandıkları anormal ve nevrotik savunma mekanizmalarından bazıları şunlardır. Anormal ve nevrotik savunma mekanizmalarından bazıları şunlardır. Duyguların bastırılması. Biz bu savunma mekanizmasını bastırma ya da güdüsel unutma olarak ifade ediyoruz. En temel savunma mekanizmasıdır. Çok yoğun bir biçimde kullanılması enerji kaybına ve egonun işlevselliğini kaybetmesine neden olur. Tabi bir süre sonra birey ne yapar arkadaşlar? Kendisine yabancılaşır. Yani bunu ara sıra kullanabiliriz ama çok sık kullanmak doğru bir yaklaşım değil. İkinci olarak tehlikelerin yok sayılması. Yani yaslanması ya da inkar edilmesi. Tabi bu da doğru bir yaklaşım değil. Eğer birey tehlikeyle baş edemeyeceğini düşünüyorsa bu şekilde davranır. Bir tür kaçınma davranış olarak ifade edilebilir. Tabi biz bu savunma mekanizmalarını kullanarak belki problemlere geçiş çözüm bulabiliriz. Geçici olarak egomuzu rahatlatabiliriz, benliğimizi rahatlatabiliriz. Ama savunma mekanizmaları bireyin problemlerini kalıcı olarak çözmez. Ancak belli bir süre ertelemesine yardımcı olabilir. Diğer bir savunma mekanizması neden bulma? Bahane bulma. Haklı olduğuna kendini inandırma. Yani neden bahane bulma ya da mantığa yürüme. Örneğin kumarda kaybeden bir kişinin aşkta kazanacağını düşünmesi. Bir tür züğürt tesellisi olarak da ifade edilebilir. Ortada bir başarısızlık var, bir olumsuzluk var, bir hayal düş kırıklığı var ve başarısızlık, olumsuzluk var özür. Ve bunun da bireyde neden olduğu bir hayal düş kırıklığı var. Ve birey bu durumdan kurtulmak için kendine göre mantıklı ama gerçekten mantık dışı bir takım nedene gerekçelere sığınıyor. Ama bu bireyi geçici olarak rahatlatıp bireyin problemlerini kalıcı olarak çözmesine yardımcı olamaz. Başarısızlık ya da hataların sorumluluğu başkalarına yükleme diğer bir savunma mekanizması. Başarısızlık ya da hataların sorumluluğunu başkalarına yükleme ki biz bunu yansıtma, yani yakıştırma, yani suçu başkalarına atma olarak ifade ediyoruz. Örneğin kendisi kopya çekmek isteyen ama salon başkanına yakalanma kaygısıyla çekemeyen, öğretmene yakalanma kaygısıyla çekemeyen bir öğrencinin tüm öğrencilerin kopya çektiklerini söylemesi bir tür yakıştırma ya da ne diyebiliriz? Çamur atma diyebiliriz. Diğer bir
savunma mekanizması örnek alınan kişi ya da grupla özdeşim kurma. Bir diğeri yüce etme. Cinsellik ve saldırganlık gibi toplum tarafından kabul görmeyen, yıkıcı dürtülerin toplum tarafından kabul gören davranışlar olarak sergilenmesi. Bu savunma mekanizması diğer tüm savunma mekanizmanın aksine yani yüce etme, bastırmanın aksine sağlıklı ve yapıcı bir savunma mekanizmasıdır. İnsanı yaratıcılığa sevk eder. Bu büyük şairler, büyük edebiyatçılar, işte büyük ressamlar, sanatçılar hepsi bu savunma mekanizmasını en iyi şekilde kullanan kişiler olarak ifade edilebilir. Günlük hayatta savunma mekanizmalarının kullanılması insanı geçici olarak rahatlatır ama sorunların kalıcı olarak çözümüne katkısı olmaz ya da katkıda bulunmaz. Bu sık kullanımda tabii bizim de ne yapar? Kaygı, stres düzeyimiz artar. Tabii sürenin sonunda psikolojik sağlığın kaybedilmesi gibi bir durumla karşılaşabiliriz. Evet arkadaşlar, diğer bir alt başlığımız stres tepkisinin aşamaları. Stres altındayken değişim tehdit olarak algılanır. Beyinde stres hormonlarının salgılanmasına sebep olur. Vücut 3 aşamadan geçer. Stres tepkisi 1. Alarm reaksiyonu, 2. direnç dönemi ve 3. tükenme dönemi olmak üzere 3 aşamadan oluşur. Bunlardan birincisi alarm reaksiyonu. Bireyin dış uyaranı stres olarak algıladığı dönemdir. Beden bir stres kaynağı ile karşılaştığı zaman buna hazırlanır ve stres hormonlarının salgılanması, kan basıncının yükselmesi ve biraz önce arkadaşımız söylemişti, terleme gibi çeşitli fizyolojik tepkiler verir. Bunlar daha çok hormonal değişiklikler olarak ifade edilebilir. Fizyolojik değişiklikler olarak ifade edilebilir. İkinci aşama, stres tepkisinin ikinci aşaması arkadaşlar, direnç dönemi. Stresle yüz yüze kalınan, araya başka stresler girmezse stresle baş edilebilecek bir dönemdir. Normalde kişi stres kaynağı olan problemini etkili bir biçimde şekilde çözdüğü zaman beden alarm aşamasında meydana gelen zararları onarır ve vücudun stres durumunda verdiği tepkiler ortadan kalkar. Stres kaynağına adapte olunabilirse her şey normale döner. Evet, bir tür direnç dönemi. Bir önceki aşama sağlıklı şekilde atlatılırsa bireyin rahatladığı dönem. Son aşama arkadaşlar, tükenme dönemi. Stres veren olay çok ciddiyse ve uzun sürerse birey için tükenme basamağına aşamasına gelinir. Bazen bu dönemde yeniden alarm dönemi reaksiyonları ortaya çıkabilir. Her canlının uyum yeteneği ve enerjisi farklıdır. Stresle ilgili bir şekilde baş edemediğimizde ya da üstesinden gelemediğimiz stres kaynakları çoğaldığında bedenin adaptasyon yani uyum kapasitesi zorlanır. Alarm reaksiyonundaki tepkiler veya kronik stres belirtileri yeniden ortaya çıkar. Peki arkadaşlar, bu aşamaları da tamamladıktan sonra diğer bir konu başlığımız, stres altındaki insanların en sık yaptıkları hatalar. Bir, önemli veya önemsiz, daha önceden kolaylıkla verilebilen bazı kararları vermekte yaşanan güçlük. Demek ki stres altında ne yapamıyoruz? Sağlıklı, doğru kararlar veremiyoruz. İki, alışılmış davranış biçimlerinde önemli değişiklikler. Çünkü neyimiz bozuluyor? Dengemiz bozuluyor. Üç, en iyi olan yerine garanti olanı seçmek. En iyi olan yerine garanti olanı seçmek. 4. Konuşma ve yazıda belirsizlik ve kopukluk. 5. Nispeten önemsiz konularda aşırı derecede endişe yaşama, ki bu bilişsel süreç, veya tam tersine gerçek problemler karşısındaki ilgisiz ve kayıtsız karşısında ilgisiz ve kayıtsız kalma. 6. Bireyin sağlığına aşırı ilgi göstermesi. Ve 7. olarak da uyku bozuklukları yaşamak olarak ifade edebiliriz. Bu durum zor uyuma veya gece boyu sık uyanma olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar, diğer bir başlığımız stresle baş etme yolları.
ya da stresle başa çıkma yolları, stresi yönetme ve stresle başa çıkma yolları. Boşaltılmamış stresin tanınması ve onun hayatımızdaki etkilerinin bilinmesi, stresin zararlı etkilerinin azaltılması için yeterli değildir. Stresin pek çok kaynağı olduğu gibi onu yönetmenin de pek çok yolu, birçok yolu vardır. Bunun için yapılması gereken şey enerjimizi değişime yönetmektir. Değişim stres kaynaklarının belirlenmesi ve bunlara bizim tepkilerimizin neler olduğunu ortaya konulması ile başlar. Yani aslında şöyle denilebilir, problem çözmenin ilk aşaması nedir diye sorduğumuzda neyi hatırlarsanız arkadaşlar, problemin doğru tanımlanması, problemin hissedilmesi. Benzer bir durum stres, stresi yönetme ve stresle başa çıkma yolları için de geçerli. Öncelikle problemin hissedilmesi, problemin doğru tanımlanmış olması gerekir. Evet, her şey tabii nereden başlıyor? Beyinde başlıyor, beyinde bitiyor. Aslında biz beynimizin bizi yönettiğini zannediyoruz. Halbuki beynimizi biz eğer ne yaparsak, akıllı hareket edersek biz yönetebiliriz. Evet arkadaşlar, durumu, stresi yönetme ve stresle başa çıkma yollarına devam ediyoruz. Durumu yani tutumun nesnesini ya da duruma gösterilen tepkileri değiştirmek tutumu üzere stresle başa çıkmanın iki etkili yolu vardır. Demek ki stresle baş etmek istiyorsak bir durumu yani tutum nesnesini, iki duruma gösterilen tepkileri yani tutumu değiştirmek söz konusu. Bu öğrenme kuramlarından tepkisel koşullanma kuramında bu durumun karşılığı olan teknik karşıt koşullanma olarak karşımıza çıkıyor. Yani karşı koşullanmadaki mantık şu, tutum olumsuzsa tutumun nesnesini değiştirmek üzere harekete geçmek. Yani mesela sınav, bizde neye neden oluyor? Sınav kaygısına. Tabii sınav kaygısı nasıl bir tutum? Olumsuz bir tutum. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Sınavla ilgili düşüncelerimizi öncelikle değiştirmemiz gerekiyor ki ne yapalım? Sınav stresinden, sınav kaygısından kurtulabilirim. Tabii söylemek kolay, anlatmak kolay ama bunu yapmak söylenildiği kadar, anlatıldığı kadar kolay değil. Profesyonel bir kişiden destek almak gerekir. Stresle baş etmenin en etkili yolu ise birinin kendisiyle olumlu diyalog kurması ve sorunları tartışabilmesidir. Yani bir tür neden söz ediyoruz? İç iletişimden söz ediyoruz. Evet arkadaşlar, stres yönetme ve stresle baş etme, başa çıkma yolları devam ediyoruz. Bir diğer yöntem, bizi nelerin strese soktuğunu ve bunlara karşı fiziksel ve duygusal tepkilerimizin neler olduğunu tespit etmeliyiz. Diğer bir yöntem, dikkatimizi rahatsızlığımıza vermeliyiz. Problemimizin etkisinden de kalmamalıyız. Hangi olayların bizi rahatsız ettiğini belirlemeliyiz. Bu olaylar bir genel anlam ifade ediyor. Bedenimizin strese nasıl tepki verdiğini belirlemeliyiz. Sinirli ya da bedensel olarak gergin mi oluyoruz ve bunu ne şekilde yapıyoruz? Bir önce söylemiştik hatırlarsanız, problemi hissetmek ya da tanımlamak olarak ifade edebiliriz. Tabi bu süreçte stres kalp sağlığımızda ne yapıyor? Olumsuz etkiliyor. Kalp sağlığımız için haftada 3-4 defa yürüme, hem de yalın ayakla yüzme, bisiklete binme gibi egzersizler yapmalıyız. Yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Gerekli vitaminleri ve mineralleri almalıyız. Özellikle B grubu vitaminler ve magnezyum bu konuda oldukça etkili bir yöntem. Evet arkadaşlar, ideal kilomuzu muhafaza etmeliyiz. Sigaradan, aşırı kahve veya ya da çay içmekten, ya tüketiminden ve diğer uyarıcılardan mümkün oldukça uzak durmalıyız. Evet, kısaca her meşguliyet derken Serkan Hocam, bu yaşlı insanlar için de geçerli. Meşguliyet terapisi denir. Yeni yaklaşım var. Bu sadece yaşlı insanlar için değil, tüm bireyler için geçerli. Evet, işi eğlenceli hale getirmeliyiz. Yeteri kadar uyumalıyız. Mümkün mertebe uyku programımıza uygun hareket etmeliyiz ki bu biyolojik saat olarak önemli. Eğer belli bir saatte yatıp belli bir saatte kalkmazsak dinlenmiş olmuyoruz. Mutlaka
biyolojik saate dikkat etmeniz gerekir. Eğer günlük yaşamımız stresin etkisi altında kalsın istemiyorsak, duygusal gücümüzü, psikolojik sağlamlık ya da dayanıklılık ve enerji kaynaklarımızı muhafaza etmeliyiz. Bu bağlamda bizde enerji kaybına neden olan bastırma savunma mekanizmasını çok sık kullanmamalıyız. Yine stresten kurtulmanın diğer bir yolu, yöntemi, insanlarla yakın ilişkiler ve dostluklar kurmaya çalışmalıyız. Tabi bunun için de çocukluktan itibaren güvenli bağlanma bireyde biçiminin, stilinin gelişmiş olması gerekir. Sonuç olarak stres günlük yaşamımızın olağan ve kaçınılmaz bir parçasıdır. İyi yönetildiğinde yaşamımız daha hoş, daha kaliteli, çalışmalarımız ise daha verimli olacağı gibi bu yolla olası çatışmaları da engellemiş oluruz. Sonuç olarak stresle etkili bir biçimde baş edebilmek için bazı durumların stres yaratacağı önceden bilinmeli ve bu durum önceden kabul edilmelidir. Spor yapılmalı ki maalesef bizde olmayan şey, beslenmeye dikkat edilmeli, çok fazla kafein ve alkol tüketiminden uzak durulmalıdır. İş stresinden kaçınmak için önemli işler listesi yapmak uygun olabilir. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Önceliklerimiz ve ertelenebilir olanlar. Böylelikle yapılması gereken acil işler ön sıraya konur ve geri kalan işlerin ise yetiştiği kadarı ya da yetiştirilebildiği kadarı yapılır. Ama biz genellikle başlamak yerine işleri ne yapıyoruz? Gözümüzde büyütüyoruz ve stresimiz zamanla birlikte daha da stres düzeyimiz yükseliyor. Evet arkadaşlar, stres dediğim bir şekilde baş edebilmek için yapılmasından hoşlanılmayan etkinliklerin yerine başka alternatifler düşünülmeli. Örneğin market alışverişi yapmayı sevmeyen ve bu esnada strese giren bir kişi bu işi başka bir kişinin yapmasını isteyebilir ya da internet yoluyla market alışverişi yapmayı tercih edebilir ki genelde erkekler ne yaparlar? Alışveriş yapmaktan hoşlanmazlar. O zaman hanımların bunu dikkate almaları gerekir. Ya da mesela evin anahtarını sürekli unutan bir kişi bu durumdan dolayı sürekli stres yaşıyorsa yedek anahtar yaptırarak kullandığı her eşyada birer tane bulunmasını sağlayabilir. Ve yine bireyin stresten kurtulabilmek için mükemmeliyetçi yaklaşımdan vazgeçmesi gerekir. Yani her şeyin en iyisini yapmaya çalışmak ya da her şeyin en iyisini yapmayı istemek insanda strese neden olan temel faktörlerden, temel değişkenlerden birisidir. Evet, genellikle erkekler alışverişi sevmiyorlar. Yani belli bir süre sonra ne yapıyorlar? Sıkılıyorlar. Maalesef erkeklerde böyle bir yapı istisnalar söz konusu olabilir. Evet arkadaşlar, yine günümüzde çok temel bir problem. Trafikte strese girenler yola çıkarken trafiğin yoğun olduğu fikrine alışmalıdır. Yani kendine alıştırmalıdır. Yoğun trafikte stres yaşayan kişiler araç kullanmayıp toplu taşıma araçlarını tercih edebilirler ya da mesafe uzasa da daha yakın yollardan gitmeyi tercih edebilirler. Ya da daha sakin yollardan gitmeyi tercih edebilirler. Ya da araçta müzik dinleyebilirler. Yani yolculuğu eğlenceli hale getirebilirler. Gün içinde bekleme sürelerinde cüzdan, çanta, evrak düzenlemek ya da çok uzun süredir görüşülemeyen, arınmaya fırsat bulunamayan kişilerle telefonla görüşmek gibi daha önceden ertelenen işler yapılabilir. Evet arkadaşlar, gene ev hanımların çok yoğun bir şekilde yaşadığı stres nedenlerinden bir tanesi, eve misafir geldiği zaman en iyi şekilde ağırlamak için stres yapmak yerine beraber geçirilen zamanın daha sağlıklı ve kaliteli geçmesine özen gösterilmelidir. Ki hanımlar o kadar çok hazırlık yaparlar, birçoğu ne yapar? Yenilmeden, tüketilmeden kalır ve yaşanan stresin tamamı olmasa da büyük bir bölümü boşa yaşanan bir stres olarak evin hanımının yanına terk kalır. Karşılıklı ilişkilerde stresten uzak durmak için kişiler birbirlerini dinlemelidir. Ki onu biz etkin dinleme olarak konuşmuştuk. Yine stres karşısında mizah kullanılmalı. Yani sorunlar karşısında günlük geçilebilmelidir. Tabi bu sürekli olmamalı, zaman zaman.
Kişi kendi kendini deşarj ettiği bir zaman dilimi ayarlayıp hobi edinebilir. Mesela boş araziye çıkıp ayakkabıları elimize alıp ne yapabiliriz? Bağırabiliriz, atıyorum. Böyle ahmet filan diyebiliriz. Belki gören bizi ne yapabilir? Deli zannedebilir. Ama boş arazide bu bizim psikolojik olarak rahatlamamıza, stresi atmamıza vesile olur. Evet arkadaşlar, bugün de biz ayrılık sürenin sonuna geldik. Haftaya bu bölümle ilgili, yani dördüncü bölüm olarak konuşuyoruz. Kaygı anksiyete küçük bir başlığımız kaldı. Bu başlığı anlatıp beşinci bölüm protokolden nezaket kurallarına geçeceğiz. Vize sınavında hepinize başarılar diliyorum. Sergen arkadaşımız diyor ki çalışma soruları verecek misiniz? Sorular arkadaşlar çok zor değil. Kesinlikle anlattığım konular çerçevesinde eğer slide ve üniversitenin kendi sayfasındaki içerik kısmını okursanız fazlaca bir problem olacağını zannetmiyorum. Evet hocam ne 7 sayıda ben 8 sayıda düşüremedim. Sorun olur mu? Herhalde Muhammed hocam ödev konusunu soruyorsun. Bir son bir sayfa fazla alıp çok fazla sorun olmaz. Çok fazla Muhammed hocam çok fazla sorun olmaz. Ama çok fazla açmamaya gayret edelim. Çünkü okumak istiyorum. Yani okumadan değerlendirme yapmadan not vermek istemiyorum. Onun için sayfa sınırı koydum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Serkan Hocam ne diyor? Bugünkü anlattıklarınızı baz alarak, tabii olabilir ama tamamen anlattıklarımızın ibaret olmasın Serkan Hocam. Biraz da başka yerlerden katkı yaparsak çok daha iyi olur. İyi geceler arkadaşlar.